Merhabalar arkadaşlar. Bugün 3 Ocak Salı gününden herkese günaydınlar. Sabahın bu erken saatlerinde sizler için bugüne niyet, bugüne özel olarak şöyle bir kahve ve tarot açılımı yapmak istedim sizler için ve lütfen sizler de niyetinizi net bir şekilde kulağınızın duyabileceği bir şekilde söyleyin arkadaşlar sizlere faydası olur. Instagram ve yedek YouTube hesabımızın da linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Ve bireysel açılım yapıp yapmadığımı soran arkadaşlar evet yapıyorum. Bana 545 766 1624 nolu telefon üzerinden WhatsApp'tan adınızı yazarak mesaj atabilirsiniz, randevu alabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bugüne niyet şöyle hemen fincanınıza bir geçmek istiyorum. Bakalım hemen aldım. Şöyle ilk önce sizlere gösterelim. Ben de bir bakmak istiyorum. Şöyle bir bakalım. Hmm, evet Bakın arkadaşlar gün içinde biriyle hmm, telefonda diyeyim ben buna daha net olsun Çünkü böyle sanki eski tip telefonlarmış gibi de görünüyor Yani hani böyle kaldırmalı telefonlar olurdu ya O şekilde e, bir telefonla tartışmak gibi durumlarınız var arkadaşlar Ama bu telefonda tartıştığınız kişi. Her kimse bu kişiyle yüz yüze geliyorsunuz günün ilerleyen saatlerinde ve e, yüz yüze geldiğinizde o tartışmanın son bulması gibi bir takım durumlar var. Hane içerisinde arkadaşlar bakın şöyle hane içindekileri bir düşünün. Çünkü e, onlardan birisinin sizden sakladığı, <laughs> sizden gizlediği bir şey var. Bu olayın bugün şöyle bir ortaya çıkması e, gibi bir takım durumlar yaşayabilirsiniz. Burada bir dağılma yaşamayın ama olur mu? Çünkü bu dağılma durumu nazardan kaynaklı olur. Onu da söyleyeyim Hanede ciddi bir nazar görünüyor, hane üstünde bir nazar görünüyor ve e, hani bu dağılma durumu tartışmalar, dağılmalar, nazardan kaynaklı olur. Bunun bilincinde olarak biraz da siz karşı tarafla, karşı taraf sizle konuşsa gerçekten çok iyi olur. Çünkü e, hani dağılmalar olmasın. Yani sanki el açıp dua eder vaziyette de görünüyorsunuz arkadaşlar. Bugün bol bol dua etmeyi de ihmal etmeyin. Bugün aslında biraz da duaların kabulü için dua edilmesi de gerektiğini söylemek istiyorum. Nasıl bir şey bu? E, niyetinizi sağlam yapın. Yani gerçekten. Çünkü el açıp dua eder vaziyette görünüyorsunuz. Bir niyetiniz var. Belki bir sonuç bekliyorsunuz. Belki bir takım şeyler için dua ediyorsunuz. Herkesin hayatı birbirinden farklıdır. Ama burada duaların kabulü olduğunu da söylemek istiyorum. Bakın rahatsız olduğunuz birisi mi var? Yani sizi rahatsız eden birisini gösteriyor. İstemiyorsunuz aslında. Yani onunla konuşmayı belki de görmeyi hiç istemediğiniz birisiyle şöyle bir denk gelme durumundan bahsediyor arkadaşlar. Yani siz rahatsız olduğunuzu aslında gayet de belli ediyorsunuz ama karşı taraf bilinçli olarak anlamak istemiyor. Hmm, evet. Bugün bakın biri beni sevsin yani biri benimle ilgilensin gibi bir takım ihtiyaçlar içinde olabilirsiniz arkadaşlar. Ama e, burada sanki bir yere gidiyorsunuz da orada o kişinin sizin e, size karşı sevgi ilgi göstermesini bekler durumda da görünüyorsunuz. Yani o kişiden bir ilgi bekliyorsunuz. Ama e, gitmeniz için de sanki birisini aşmanız gerektiğini de gösteriyor. <laughs> Bakın sizden yaşça büyük bir bayan diyeceğim ben buna. Hem bundan dua alıyorsunuz arkadaşlar. Hem de böyle kendinizi çıkmaz da hissedeceğiniz bir konu var. Ve bu kuşiye bu konuyu anlatıp da ona bir akıl danışmak gibi durumlar içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Yani ben bu konuda gözüm açılmadı. İşte benim gözümü aç gibi o kişiden şöyle bir beklenti. Hani bana bir şey söyle. Benim gözüm açılsın der gibi de bakıyorsunuz o kişiye. Bakın hayatınızı köstebek gibi böyle deşmeye çalışan birisi var. Bu nasıl bir şey? Şöyle örnek vereyim. Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Evden dışarı çıktınız. Nereye gittiniz? Kimle gittiniz? Evin içinde ne oluyor? Ne bitiyor? Böyle biraz hayatınızı didiklemeye çalışan birisini gösteriyor siz buna fırsat vermedikçe de o baya bir ısrarcı bir şekilde size karşı tavırları var sanki böyle konu komşu da olabilir siz kapıdan çıktığınızda arkadaşlar hani böyle bizzat görüyor da zaten sizin evden haneden çıkışınızı görür vaziyette de görünüyor Bakın eğer yurt dışı ile alakalı bir takım işler varsa arkadaşlar burada güzel işler de görünüyor. Ve eğer o işlerde bir takım sıkıntılar varsa evrak olur belki başka şeyler olur bunların çözüleceğini de gösteriyor aslında. Bakın şunu söyleyeyim size birinden destek göreceksiniz. Yani burada uzun vadeli biraz da bu bunu söyleyeyim. Çünkü birinden destek görmek gibi bir erkekten destek görmek gibi durumlar yaşayacağınızı da gösteriyor. Evde de bir sıkıntı var. Yani evde, hanede yani bizzat sizin dert ettiğiniz bir sıkıntıyı gösteriyor arkadaşlar. Ve bu konuda çok ince düşünüyorsunuz. Bu çok belli ve uykusuzluk çekiyorsunuz. Yani o kafayı yastığa koyduğunuzda rahat etmek istiyorsunuz. Ama rahat edemediğiniz için uykularınızın kaçması, bölünmesi gibi bir takım durumlarda görünüyor. Evet, ben şöyle hemen bir tabağınıza da bakmak istiyorum. Bakalım tabağınız bizlere neler gösterecek. Evet. Şöyle hemen sizler için göstermek istiyorum. Bugüne özel olarak yaptığım açılımda. Bakın arkadaşlar, hmm, duygusal olarak ve mantık arasında bir karar verme e, durumunuz olacak. Burada gerçekten duygularınız karışmış vaziyette ve sanki bazı duygularınız kaybolmuş. Belki çok e, işte önceden sevdiğiniz, çok sevdiğiniz birisine Artık hiçbir şey hissetmediğinizi fark edebilirsiniz. Ya da önceden nefret ettiğiniz bir kişiye karşı şu anda o nefret duygunuz geçmiştir. Yani böyle zıt duyguların yaşanması gibi bir takım durumlar görünüyor arkadaşlar. Bugün bir sorumluluğu üzerinize almaya çalışacaksınız. Almayın arkadaşlar. Sizin sorumluluğunuz size yeter. O yüzden almayın. Bu aldığınız sorumluluklar yüklene 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 bakın enerjinizi sıfırlıyor. E, ondan sonra da gerçekten yapabileceklerinizi bile yapamaz hale geliyorsunuz yorgunluktan dolayı. Bakın bazen e, karamsar düşünerek kendi nasibinizi kendinizin kestiğini gösteriyor arkadaşlar. Karamsar düşünmekten, olumsuz düşünmekten, bazen vesveseye girmekten yani bu tür duyguları herkes yaşayabilir. Ama bugün çok fazla abartmadan şöyle günün akışına da bırakabilirsiniz, zamanı da bırakabilirsiniz. Bir olay olduğunda hemen kötünün de kötüsünü düşünmeyin arkadaşlar. Özellikle söylüyorum burada. Önünüze gelen nasibi sırf böyle bir takım karamsar düşüncelerden kaynaklı kendi nasibinizi kendinizin kestiğini de gösteriyor. Bu yüzden de net bir şekilde söylüyorum. Biraz daha ılımlı, biraz daha uyumlu, işte stresten uzak olmanız sizin için daha iyi. Bir konuda gerçekten yanlış bir karar verilmiş. O kararın düzeltilmesi için sanki son günmüş gibi de görünüyor arkadaşlar. Ve burada gerçekten o kararı bugün vermek gibi durumlarda görünüyor. Bakın, bir haber var. Dışarıdan geliyor. Hiç beklemediğiniz bir yerden bir haber alacağınızı gösteriyor. Bir takım işlerde de ilerlemeler var arkadaşlar. Yani sivrilmek gibi düşünün, ilerlemek gibi düşünün. O işi yapan belki de 10 kişi vardır ama o 10 kişinin arasından sizin sivrileceğinizi daha çok ilerleyeceğinizi rakibiniz, düşmanınız vardır. Onları geride bırakıp sizin gözünüzü karartıp da şöyle cesaretlenip ilerlemek gibi bir takım durumlar görünüyor. Bir de ben şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, yani nasıl söyleyeyim? boyundan yukarı biraz böyle ağrılar çekebilirsiniz boyun tutulması olabilir baş ağrısı olabilir omuz da olabilir öyle de söyleyeyim ve böyle Hani geçici bir durum günübirlik gibi görünüyor ama yine de dikkat etmenizde fayda var Şuradaki kişi arkadaşlar Aslında sizin hayatınızdan çıkmış Pişman olmuş ama tekrardan da sizin hayatınıza girmeye çalışan yani bir yolunu bulsam da girsem diye düşünen bir karakter arkadaşlar. O yüzden e, yani bu kişiyi hayatınıza alıp almamakta çok karamsar yani kararsızsınız açıkçası ama bu da e, şu anda sizin hayatınıza girmekte. Kararlı bir kişi olarak da gösteriyor. Bakın bazı inişi çıkışlı durumlardan geçeceksiniz ve ani bir takım gelişmeler olabilir. Beklemediğiniz ya da hiç düşünmediğiniz yani bu da olmaz dediğiniz bir takım duygu durumlara girebilirsiniz. Bir takım olaylar ani gelişmeler olabilir arkadaşlar. Ve maddi olarak maddiyatınıza dikkat etmeniz gerektiğini özellikle söylüyorum. Şurada da sanki yeni birisiyle karşı karşıya gelme Belki de ilk buluşmalar yaşanacak arkadaşlar. Ama bu kişiyle yüz yüze gelmeniz gereken de bir kişi. Şöyle bir oturup konuşmanız ve bu şekilde olumlu olumsuz cevap verebilecek duruma gelmeniz gibi bir takım durumlar görünüyor. Evet bugüne niyet kahve fincanımı şöyle hemen almak istedim. Ve arkadaşlar sizlerden istediğim Lütfen şöyle güzel niyetinizi bir tutun bakalım ve hemen sizler için bir tarot açılımı yapmak istiyorum bugüne özel. Yeni gelen arkadaşlar kartları beraber seçeceğiz bilginiz olsun. Şöyle bir bakmanızı ve odaklanmanızı istiyorum. Ve tabii ki bu arada şöyle bir niyetinizi de tekrardan kulağınızın duyabileceği bir şekilde söylerseniz iyi olur. Bu arada aklıma gelmişken şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bugün itibariyle 3 aylık bakımlarımızı sizlerle paylaşmaya başlayacağım. Nasip kısmet ilk borcumuzda hemen başlamak istiyorum. Şöyle hemen bugünü özel kartlarımdan başlayalım. İmparatoriçe Güzel. Evet. şöyle kartlarınız önünüzde arkadaşlar. Bakmanızı ve tabii ki de odaklanmanızı istiyorum. Kartlarımız güzel geldi. Evet. Hani çok çok iç karartan kartım şu anda bir sorumluluklarım var. Bir de sıkıntıyla boğuşan sizleri gösteriyor. Şimdi bugüne niyet kartımın ilk gelen kart İmparatoriçe oldu. Şöyle bir odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Evet, niyetinizi tekrardan söylediğinize göre İmparatoriçe ile hemen başlamak istiyorum. Bugün enerjinizi gerçekten çok yüksek hissedebilirsiniz arkadaşlar. Yani normalden daha fazla bir enerjiyle yüklü olmak gibi bir takım durumlar yaşayacaksınız. Erkeklerde eril enerjinin, bayanlarda dişil enerjinin yükselmesi gibi bir takım durumlar görünüyor. İşte bu enerjinin yükselmesiyle beraber yıldızınız da parlayacak arkadaşlar konuşmalarınız olabilir. Bakışınız olabilir. El kol hareketleriniz olabilir. Giydiğiniz kıyafetiniz dahi olabilir. Sizin parlamanıza sebep olacak. İnsanlar belki normal zamanda sizi hiç fark etmeyen insanlar bugün sizleri gördüğünde sizlerde bir değişim olduğunu bile söyleyebilirler. Tam olarak böyle bir enerjiden de bahsediyorum. Burada arkadaşlar bir haberin gelmesi durumu var ve diğer kartımda değne küçlüsüydü. Bu da uzaklardan bir haber beklemektir. İmparatorça kartında son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir bolluk bereket günü. Beklediğiniz maddiyat gelebilir arkadaşlar. Maddiyat kartım geldi. Beklediğiniz bir haber gelebilir. Bir fırsat çıksa da şunu yapsam dediğiniz o fırsat gelebilir. Önünüze bir takım nasip kapıları, rızık kapıları açabilir. Bugün bolluk bereket günü olarak kendini gösterdi arkadaşlar. Diğer kartım değnek üçlüsünden geldi. Dışarıdan, uzaktan bir haber bekler durumda da görünüyorsunuz açıkçası ve gözünüzü dışarıya dikmiş vaziyettesiniz. Belki işiniz için olabilir belki eğitiminiz için olabilir ama böyle bir bulunduğunuz yerden de uzaklaşmak gibi ihtiyaçlarınız var aynı zamanda. Ve ben size şunu söyleyeyim gideceğiniz yollar da temiz bu arada yani gidebileceğiniz yerler ve buralarda e, hani şu anda bulunduğunuz yerde e, bir takım büyük düşünceler geliştirmişsiniz kendi içinizde. Ama burada tek başınıza olduğunuz için lütfen icraata geçirmeden yani o düşüncenizi gerçekleştirmeden insanlara söylemeyin. Bakın arkadaşlar, çoğu kartımda şu ilişki kartım hariç, ilişki kartlarım hariç hep tek göründünüz. farkında mısınız? Yani burada kesinlikle bir takım hani negatif enerjilere maruz kalırsınız öyle söyleyeyim şimdi. Ama böyle düşüncelerinizi, o büyük düşüncelerinizi icraata geçirmeden önce lütfen İnsanlara söylemeyin. Ben bunu yapacağım, ben şunu yapacağım, ben bunu yaptım, işte şunu da yapacağım, şöyle bir adım attım gibi insanlara aktarmayın. Çünkü burada bir kötü, negatif enerji çekeceksiniz anlatmayın zaten icraata geçirdiğinizde o büyük düşüncenizi, fikirlerinizi dışarıya uyguladığınızda zaten insanlar öğrenecek. O aşamada zaten saklayamazsınız ama şu anda bireysel olarak sadece sizin bilmeniz gereken bir zaman olarak da kendini gösteriyor. Şimdi bazen çok fazla açıklıyorum arkadaşlar. Çünkü teorik olarak e, hani terimler kullanmak istemiyorum. Gerçekten e, burada bu şekilde kolektif bir açılım yapsam da bireysel açılım tadında yapmaya her zaman özen gösterdim biliyorsunuz ve o yüzden tabii ki de en ince kadar sizler için anlamlandırarak anlatmayı her zaman tercih ettim ve ben özellikle hep e, sorarlar hani nasıl bu kadar ince ayrıntıya kadar Girebiliyorsunuz kart okumada diye arkadaşlar bir günlük iki günlük e, yeni kart okumaya başlayan birisi değilim. Yani ciddi olarak bir emek verip uzun zamandır e, bu işin içinde olduğum için kolaylıkla kartları birbirine uyumlayıp yorumlayabilir ve kart okuması yapabilirim. O yüzden hani e, bazen görüyorum yorumlarda. İşte çok iyisiniz çok uyumlandırıyorsunuz işte şöyle muhteşemsiniz diye teşekkür ederim ama gerçekten o bu işin içinde yıllarımızı verdiğimizden kaynaklı olan bir etki özellikle de bunu söylemek istiyorum. Evet diğer kartım kupalardan geldi bakın evlilik düşünceniz belki hiç aklınızın ucundan dahi gelmiyorsa bile arkadaşlar şöyle söyleyeyim o evlilik düşüncesi yavaş yavaş işte hele ki ilişkiniz varsa burada işte ilişkide olduğunuz insanla aynı hanede, aynı çatı altında toplanmak isteyebilirsiniz. İşte beraber olsaydık şöyle olsaydı böyle olsaydı gibi bir takım hayaller, düşünceler içine de girebilirsiniz. Bu yüzden biraz duygusallık var ama mantıklı da hareket ettiğiniz bir gün olarak da kendini gösteriyor. Bundan ziyade evli olan arkadaşlar bugün sessiz, sakin, huzurlu bir günden e, geçeceksiniz arkadaşlar. Sıkıntınız yok. Hane ile alakalı. Yani eşiniz varsa eşinizle alakalı sıkıntılarda bir sulh imzalamak gibi düşünebilirsiniz. Diğer bir kartım. Bakın buradaki sıkıntı şöyle. 10 tane sıkıntınız vardır ama bir tane sıkıntıya çok fazla önem veriyorsunuz ve bu işten yani bu sıkıntıdan nasıl kurtulabilirim gibi bir takım düşünceler çok fazla ince düşünmek gibi durumlar olduğunu da gösteriyor. Ama diğer kartlarıma bakarak söyleyeceğim, siz bu işin altından kalkıyorsunuz. Bu sıkıntı da çözülüyor arkadaşlar. Tılsım Ası, değnek üçlüsünde söylemiştim. Büyük düşünceler ve icraata geçirmek diye. Şimdi tılsım ası da diyor ki o büyük düşünceleri icraata geçirdiğinde maddi olarak da büyük bir gelir elde etmek gibi durumlarınız görünüyor arkadaşlar. Burada size gelecek belki bir miras olabilir. Şimdi adalet kartım da geldi. Belki bir takım mahkeme durumlarınız olabilir ama gelecek olan bir maddiyatı da gösteriyor. Büyük de bir maddiyat feraha çıkartacak bir maddiyat olarak da söylemek istiyorum. Diğer bir kartım kılıç kralından geldi arkadaşlar. Bakın kılıç kadar keskin kararlar verilmeli. Özellikle de gelecekle alakalı çünkü tam bir geçiş harifesindeyiz. Ve kılıç kadar keskin kararları verip de kulak ardı etmek yok arkadaşlar. Tam tersine o e, verdiğiniz kararları icraata geçirmeniz de gerekiyor. Ki bu şekilde hani şöyle örnek vereceğim. Verdiğiniz karara ilk önce siz uyarsanız etrafınızdaki herkes uyacaktır arkadaşlar. Önce siz karar vereceksiniz uygulayacaksınız. Diğer bir kartım. Kupa prensinden geldi ve bir lale devridir arkadaşlar. Çok güzel bir nasibin gelmesi gibi bir takım durumlar görünüyor. Bu nasibinizin sizlerin hayatınıza yön vereceğini gösteriyor. Ve bu yön verme durumunda birden fazla seçeneğiniz var arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hani 2-3 tane doğru bir yola girmek gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Hiç ummadığınız yerden nasipleriniz gelebilir. Belki bir takım işte iş başvuruları yaptınız. Bir türlü sonuç alamamışsınızdır. Ama şu anda evet böyle bir sonucun olumlu olması. Çünkü başladığınız işi bitirmek ve burada olumlu sonuç almak gibi bir takım durumlarınızda görünüyor. Bir lale devri diyorum. Neden diyorum? Çünkü bir devrin kapanıp yeni bir devrin açılması olarak da kendini gösteriyor. Kötü bir devir kapanıyor iyi bir devir açılıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Şimdi diğer kartım adalet kartından geldi. Hakkınızın yenildiği bazı olaylar olmuş, durumlar olmuş. Bunlar uzak kişiler değil. Görüştüğünüz, konuştuğunuz, işte belki yiyip içtiğiniz insanlar olabilir ama siz bir müddet şöyle bir o kişilere karşı sessiz kalmışsınız. Ama şu anda kendiniz artık hak için adalet için bir takım böyle e, işlemler içine girebilirsiniz. Sözlü olarak hakkınızı arayabilirsiniz ya da işte e, resmi olarak hakkınızı arayabilirsiniz. Burada yaparsanız evet arkadaşlar sonucunu da alırsınız. Ve ilahi adalete bıraktığınız bir takım işler varsa arkadaşlar haklarınız varsa bunlar içinde mücadele etmeniz gerektiğini de söylemek istiyorum. Şimdi burada hayatla alakalı yön verme konusunda çünkü bir yön vermeniz, bir plan yapmanız ve bu plana sadık kalmanız gerekiyor. Ve burada hayatınıza yön verirken önünüze birden fazla seçenek çıkacak arkadaşlar. İşte burada duygu ve mantık olarak yani kalp ve mantık olarak gerçekten şöyle bir kendinizi tartmanız gereken bir gün. Neden? Hani ben ne istiyorum? Yani bunu yapıyorum ama ben istediğim için mi bir başkası istediği için mi gibi e, böyle kendinizi tartmanız gerekiyor. Ya da bazen kendinizi keşfetmek olarak düşünebilirsiniz. Ben şunu yapabiliyor muyum acaba? gibi birileri etrafınızdan çünkü burada biraz yıkıcı eleştiri yapan insanlar da var hani şöyle söyleyeyim ben gelip de size işte sen de şunu yapamazsın işte kahve yapamazsın desem siz o kahveyi yapamayacağınız olduğundan değil arkadaşlar belki de kahvenin alasını yaparsınız ama dışarıdan yıkıcı bir eleştiri aldığınız için bu kendinize karşı bir ön yargıdır ve o yüzden de o yapabileceğiniz şeyi yapamaz hale gelirsiniz Burada ilk önce gerçekten ben ne yapabiliyorum, ne yapamıyorum gibi bir takım kararlar ve kendini tanıma süreci gibi de kendini gösteriyor. Değnek şövalyesi bir takım sıkıntılardan e, böyle bir kendinizi koruma altına almışsınız. Çok da güzel yapmışsınız arkadaşlar. Ve burada istediğiniz bir şeyi elde etmek gibi durumlar yaşanacağını gösteriyor. Aşıklar kartı bir kavuşumdur. Eşiniz olabilir, ilişkide olduğunuz insan olabilir, fark etmez. E, bu kişiyle şöyle bir görüşme sağlanacağını gösteren kartımdır. Ve burada mutlu olacağınızı da gösterir. Eğer ee, yeni bir başlangıç olarak algılamak isterseniz tabii ki de olabilir. Çünkü burada iki tarafında birbirine gönlü olan iki tarafında bir kavuşumu var arkadaşlar. O yüzden de yeni başlangıç olarak da söylemek istiyorum. Güneş kartı karanlıktan aydınlığadır. Bir muradınız var ve bunun gerçekleşeceğini ve bolluğuyla, bereketiyle geleceğini gösteren kartımdır arkadaşlar. Diğer kartım aziz kartı. Bir takım anahtarla alakalı uğraşlar içinde olacağınızı gösteriyor. Ev, araba, dükkan olabilir hiç fark etmez. Bir takım anahtar olaylarınız var. Ve bu konularda da sizin işte e, duygularınız sorulacak, yani sizin düşünceleriniz sorulacak. Buralarda da kendinizi düzgün ifade etmeye hazır sözünüz dinlenirken, sözünüz geçerken ve size söz hakkı verilmişken e, düzgün ve kendinden emin bir şekilde cesaretle kendi isteklerinizi net bir şekilde söylerseniz sizler için çok çok iyi olur. Bakın burada bazı sıkıntılardan kaçmak olarak düşünebilirsiniz. Ama arkadaşlar burada zaten bir uzaklaşma durumunuz görünüyor. Şöyle ki arkanızda sevdiğiniz birilerini bırakıp da gidebilirsiniz. Bulunduğunuz yerde bir takım sıkıntılarla boğuşmaktan yorulduğunuz için uzaklaşıyorsunuz. Ama bulunduğunuz yerdeki sıkıntılarınızı gideceğiniz yere taşımamanız gerektiğini gösteren de kartımdır arkadaşlar. Kılıç yedilisi. Evet bugüne niyet yaptığım açılımda lütfen pozitif enerji alın arkadaşlar. Negatif enerjiyi lütfen bırakın gitsin. Ve arkadaşlar Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bildirim zilini açtığınızda hem yeni videolardan hem de canlı yayınlardan anında haberdar olursunuz. Canlı yayınlarımızda soru cevaplar ve bireysel olarak kart çekimleri yapıyoruz. Çok da güzel geçiyor. O yüzden hepinizin katılımını beklerim. Ve lütfen videoya bir beğeni yapmayı ve bir emoji dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Desteğiniz, mesajlarınız ve güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum. Hoşçakalın.